Tiffany Tomato, başkanla baş başayı sunar. Çatalpınar'ın kesin bilgiler olmamakla beraber 19. yüzyılın başlarında bucak olduğu sanılmaktadır. İlimizin en büyük ikinci akarsuyu olan Bolaman Çayı'nın hemen kenarında kurulu bulunan Çatalpınar, bir mahalle olarak daha önceleri Karahamza Köyü'ne bağlıydı. Sonradan buradan ayrılarak müstakil bir köy olarak yeni statüyle Çatak Köyü adını aldı. Çatak Köyü, Tokat ve Korgan'dan gelen kervan yoluyla Aybaslı ve Gölköy'den gelen kervan yolunu Fatsa'ya bağlayan yolun ilçenin bugünkü adıyla Devecik Boynu denilen yerde birleştiği, kervanların buraya Çatak adını verdikleri bilinmektedir. Yöreye ilk gelen ailenin Kiziroğulları olduğu sanılmaktadır. Nitekim Kizir Osman adında birinin gelip kervanlardan konaklaması için buraya bin han yaptırdığı söyleniyor ki halk buraya Kizir'in han yanı demektedir. Marangoz olan Kizir Osman'ın 20'den fazla ahşap ev yaparak yerleşmeyi teşvik için insanları ev sahibi yaptığı anlatılmaktadır. Zamanla Çatak önce bir mahalle olmuş, sonraları da büyüyerek köy halini almıştır. 1953 yılında Kara Mustafaoğlu Mahmut adında biri, buranın Karahamza Köyü'nden ayrılarak Çatak ismiyle bir köy kurulmasına öncülük etmiş ve bu şahıs köyün ilk muhtarı olmuştur. 1973 yılına kadar köy kalan Çatak, çevre köyler ve Aybastı ve Korgan'dan gelen yolların birleştiği yerde bulunduğundan gelişmeye devam etmiş, aynı yıl Karahamza Köyü'nün Hatipler Mahallesi ile birleşerek Çatalpınar Belediyesi kurulmuştur. Çatalpınar Beldesi 20 Mayıs 1990 gün ve 20.523 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3.644 sayılı kanunla ilçe olmaya hak kazanmıştır. İlçeye ilk kaymakam olarak 4 Aralık 1991 tarihinde Mehmet Atasay atanmıştır. Çatalpınar Bolaman Vadisi içerisinde olduğundan kışları ılıman bir iklim hakimdir. Rakımı da bu nedenle çok düşük olup sadece 120 metredir. İlçenin sahil tarafından girişinde Keş Teresi Bolaman Çayı'na karışmaktadır. Yüz ölçümü ise 85 kilometre karedir. Çatalpınar ilçe statüsüne kavuştuğunda bağlı köyler Abaz Dağı, Akaya, Elmaköy, Göller, Karahamza, Keçili, Kayatepe ve Sayacı Türk'tü. Ancak kısa bir zaman sonra Sayacı Türk Köyü'nden iki mahalle ayrılarak Kara Hasan ve Ortaköy adlarında iki mahalle oluşmuştur. Keçili Köyü de ayrılarak Gündoğdu adıyla yeni bir köy kurulmuştur. Göller Köyü ise beldeye dönüşmüştür. Çatalpınar ilçesine bağlı 12 köy, bir belde ve 11 mahalle bulunmaktayken bugün ise büyük şehir olması sebebiyle 23 mahallesi bulunmaktadır. Çatalpınar Belediyesi'nin tarihçesi. Çatalpınar 1973 yılında Merkez Mahalle, Kıran Mahallesi, Güney Mahallesi, Karahamza Köyü'nden Hatipler Mahallesi, Keçili Köyü'nden Haşal Mahallesi, Sakargeriş Köyü'nden Terimli Mahallesi'nin katılımıyla Fatsa ilçesine bağlı belde belediyesi olarak kurulmuştur. Aynı yıl yapılan yerel seçimlerde Çatalpınar Belediye Başkanlığı'nı kazanan Kamil Bildi ilk belediye başkanı olarak göreve başlamıştır. İncirli Mahallesi, Keçili Köyü'nden sonra ayrılan Güneyce Mahallesi, Karahamza Köyü'nden ayrılan Dere Mahallesi, Sayacı Türk Köyü'nden ayrılan Karşıyaka Mahallesi ve yeni mahallenin katılımının ardından 11 mahallelik bir belde belediyesi oluşmuştur.
Çatalpınar beldesi 20 Mayıs 1990 gün ve 20.253 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3.644 sayılı kanunla ilçe olmaya hak kazanmış, 4 Aralık 1991 tarihinde ilk kaymakam Mehmet Atasay'ın göreve başlamasıyla resmen ilçe haline gelmiştir. Belediye hizmetlerini yürütmek üzere görev yapan ilk memurlar, muhasebeci Mustafa Karakuş, zabıta Rahim Uçar ve Recep Şenel, şoför olarak Halil Kaşyol, temizlik işçisi olarak Cemal Ovalı ve Hasan Çeküç'tür. İlk belediye hizmet binası, Merkez Yeni Belediye Caddesi'nde bulunan ve şu an 2 katlı 70 metrekarelik binadır. Yıllar sonra belediye hizmet binasının yetersiz kalması sebebiyle yeni bir binaya ihtiyaç duyulmuş olup şu an ilçe emniyet tamirliğinin bulunduğu binaya geçilmiştir. Belediye 2005 yılından itibaren zemin katı düğün salonu olmak üzere yapılan 3 katlı binada hizmet vermektedir. Evet, sevgili seyircilerimiz iyi akşamlar. Efendim, Ordu'nun Dünyaya Açılan Penceresi TV52'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen hafta ilkini yaptığımız Başkanla Baş Başa programın ikincisini gerçekleştiriyoruz şu anda. Anlayacağınız üzere misafirimiz bu akşamki Çatalpınar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Türe. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Şimdi Çatalpınar'ı epeyce tanıdık. Evet. Eksiğimiz falan var mı bilmiyorum ama yoktur inşallah eksiğimiz. Varsa da affola. Tabii. Ama tabii aldığımız kaynaklardan evet. Bu. Şimdi bu ilçenin bir belediye başkanı var, yönetimi var. Bir belediye başkanı da isterseniz Ahmet Türe dedik ama Ahmet Türe kimdir? Bir de onu tanıyalım mı? Tabii. Buyurun. Ahmet Türe 1960 yılında Çatalpınar'da doğdu. İlkokulu Çatalpınar İlkokulu'nda okudu. 1973-1975 yıllarında Çatalpınar Kur'an kursunda okuduktan sonra 1978 yılında Çatalpınar Ortaokulu'nu, 1981 yılında Fatsa Lisesi'ni bitirdi. Vatanın görevini yapmak üzere askere alınan Türe, Acemi Birliği'ni İzmir Bornova 57. Topçu Tugayı'nda, Usta Birliği'ni ise Adana 6. Kolordu Karargah Bölüğü'nde Topçu Çavuşu olarak tamamladı. 1985 yılında Sakine Hanım'la evlenen Ahmet Türe'nin bu evlilikten Aynur, Erkan ve Serkan adlarında 3 çocuğu oldu. 1987 yılında Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifi'nde göreve başladı. Sırasıyla 1990 ve 97 yılları arasında Aybastı, 1997 ve 2009 yılları arası Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifi'nde müdürlük yaptı. 2009 ve 2013 yılları arasında Sinop Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü yaptıktan sonra 30 Ocak 2013 tarihinde emekli oldu. Ahmet Türe, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Çatalpınar Belediye Başkanlığı'na seçildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışan Başkan Türe, balık avlamayı, spor yapmayı ve özellikle iki torununu sevmeyi hobileri arasında gösteriyor. Başarısız olursam seçmenlerim ne der diye fobileri olan Ahmet Türe, başkanlık görevini başarıyla sürdürmektedir. Sevgili seyircilerimiz, Başkanla Baş Başa programı için bugün Çatalpınar'dayız. İyi bir yağmur var. Ancak bizim çalışmamızı, nasıl ki Ahmet Türe'nin çalışmalarını yağmur yağmış kesmiyorsa, bizim çalışmalarımızı da, çekimlerimizi de inşallah bu yağmur kesmeyecektir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Bugün ikinci başkanla baş başa programım. Ancak yerinden çekimlerle yapıyorum inşallah. Belediyeye gireceğiz, bakalım neler var neler yok. Ondan sonra sahaya yayılacağız. Sahada sevgili başkanımızın çekimlerini, daha doğrusu çalışmalarının çekimlerini yaparak inşallah bu programı bitirmeye çalışacağız. Şimdi bir içeri girelim. Thank you.
Selam, aleyküm. Selam. Hoş geldin. Evet, sevgili başkanım. Tarihçemizi okuduk, sizi tanıdık sevgili seyircilerimiz. Belediyede çalışan dostlarımızı, kardeşlerimizi tanıdık. Tabii bir başkanın başarılı olması ya da bir idarecinin başarılı olması tamamen kuracağı yanındaki çevresine, ekibine bağlıdır. Şimdi isterseniz zamanımız zaten dar, bismillah diyelim. Sizin göreve geldikten sonra belki de bu akşam göstereceklerimiz devreden kulak olsa bile ben çok büyük çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Bismillah diyelim sevgili Sefat. Birinci görüntüde yani neresi var, neresi var? Evet, Sayaca Türk. Girelim Sefat lütfen. Evet başkanım buyurun, Sayaca Türk'e neler yaptık? Evet, Sayaca Türk valimiz bizim Kabadaş'la
sınır mahallemizden bir tanesi. Buraya işte Büyükşehir'le beraber Satı Kaplama Asfalt 3 kilometre yapıldı. Aynı zamanda burada 800 metre beton yol, cami etrafındaki çocuk parkı, bir de caminin etrafının güzelleştirilmesi ve burada parka çalışması da yaptık ara yollarda. Burada çok sorun kalmış mıdır şu anda? Yok, bizim şu anda buranın aşağı iskeni mahallesi, orada bir yolu genişlettik. Bizim de meclisiyemiz var Ayhan Bey'in mahallesinde. Orayı da Allah izin verirse beton yol projemiz var. Bu kapsama aldık. Bizim Sayacatürk İskenli mahallesi dediğimiz mahallede sadece bir beton yol çalışması yaptıktan sonra da bizim %90 yolumuz bitmiş oluyor. Ancak buradaki sorun olarak da alçak bel mevkisi var. Yani aynı zamanda oradan 5 kilometre yukarıda. Onun da yol çalışmasını yaptığımız takdirde bizim İskenli mahallesimizde, Sayacatürk İskenli mahallemizde yol sorunumuz bitmiş oluyor. Evet. Bu mahallemizde bir de şey var. Bu mahallemizde su sorunumuz var. Bu da su sorunu zaten OSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün mahallelerin, Sayacatürk'te olduğu gibi, bunlar da yol çalışmaları, plan ve projeleri yapıldı. Allah izin verirse önümüzdeki yıl bu sorunu da yaptıktan sonra, bitirdikten sonra da bizim bu mahallede sorun olarak diyebileceğimiz %95'lerin üzerindeki bir çözüme kavuşmuş olacak. Yani ufak tefek tabii noksanlıklarımız vardı. Bunları da 2018 yılında beton yolla beraber suyu da OSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından getirildiği an bizim işimiz bitti. Şu anda aslında suda şeyde bir sorun yok da orada bir makinelerde bir sorun çıktı bu senede. İnşallah önümüzdeki yıl bu sorunu da halletmiş olacağız. Peki. Evet. Diğer görüntüye geçiyoruz sevgili Zevat. Evet. Devük Mahallesi. Devük yine Devük, bu mahallemiz de Devük Mahallemiz. Yine sayıca Türk Muhtarlığı'nın içinde olan bir mahallemiz. Buranın işte mahalle içinin parka yol şeyini yaptık. Aynı zamanda buranın satı kaplama asfaltını yaptık. İşte burada Milli Eğitim'in kapanan okulu vardı. Onu dizayn ettik. Düğün salonu haline getirdik. Boyasını, badanasını yaptık. Önündeki bir alanı da var. O alanı da parkeyle kapladıktan sonra tuvaletlerini falan da faaliyete geçirdik. Bu mahallemizin tamamen sorunu şu anda yok. Çözüm. İşte çok az bir 40-50 metre daha bir girişte sağda bir 3-5 hanenin bir yeri var. Onları da parkeyle yaptıktan sonra mı bütün bir mahalle sorunu bitmiş bir mahalle. Burada kendilerinin su sorunu zaten yok. İleride kanalizasyonunu mutlaka, o da bu dönem hiçbir kanalizasyon, sadece bizim merkezde. Merkez ve daha önce geleceğiz ileride. Bir mahallemizde şu anda kanalizasyon çalışması var. Onlar da ödül olarak da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından verilmişti. Birinci gelmişlerdi evet, seçimde. Evet. Onlara bahsedeceğim. Devlet mahallemizin şu anda %90 sorunu bitmişti. Evet. Ortaköy'e geçelim. Evet. Ortaköy bizim çok büyük mahallemizden. Yani şöyle söyleyeyim. 3-5 tane mahalleye denk gelecek bir mahalle. Yaklaşık burada 7 kilometre hem yol genişletmesi çalışması yapıldı, hem de satı kaplama asfaltı yapıldı. Ama yol ağı çok büyük. Yani şu anda gördüğümüz yerler daha önce dar, bir araba zor geçiyordu. Büyükşehirimiz tarafından burada yol genişletmesi çalışması yapıldı. Bu sene de satı kaplama asfaltı yapıldı. Yaklaşık olarak 7 kilometre. Biz bu yolun şu anda işte Sarıbıyık mevkiinde kendi belediyemiz tarafından yol genişletme çalışmasına başladık. 500 metre aslında bunu okulun önünde Alanket bağlantı yolumuz aynı Alanket, zamanda evet. Bu. Yani en yakın bağlantı yolu bu yolda Alanket yoluna bağlanacak. Bu da asfalt olacak komplesi. Gerçekten Ortaköy şöyle söyleyeyim.
Ne kadar yaparsan o kadar bir yol ağı var. Yani bizim diyelim 4-5 mahallenin yol ağına şey. Ya bitmiyor ama, yani. Ya, çıkıyor ama yapacağız bunu. Bak burada da güzel bir şelalemiz var. Şelalemiz evet. Evet, burası Allah izin verirse gerek valiliğimiz tarafından şu anda bir proje çalışması var. Buraya işte turizme kazandırabilmemiz için. Ana yola yaklaşık olarak da 2 kilometre. 2 dakika, 5 dakika içinde oradasınız. Buraya bir merdivenle bir proje çalışması, bir peyzaj çalışması var. Buraya turizme kazandıracağız. Ana yoldan buraya kadar da bunun içinde göremediğimiz daha ufak türlü şelaleler var. Ama epeyce bir şelale bu. Çok, bu yaklaşık olaraktan şu anda 35-40 metre yüksekliğinde. Evet. Altında şu anda suyun aktığı yerde bir gölet var. Orayı da temizledikten sonra buradan Aybastı yoluna inmeyi veyahut da oradan yaya yol olarak da buraya çıkmayı planlıyoruz. Böyle bir projemiz var. İnşallah gideceğiz. Ihlamur. Ihlamur ağacımız bizim tarihi 600-700 yıllık bir ağaç. Biz hep kendi mahallemizden kıblemiz burası olurdu ya yani şey. Bunun da etrafında bir oturma, dinlenme yeri. İnsanların bunu yapabileceği bir... Burası biraz da ziyaret alanı olmuş. Oldu, yani evet. İnsanlarımız... Evet, bu da... Bu alanda oraya bir dinlenme yeri yapacağız şu anda. Oranın da projesi hazır. Yakın bir zamanda geç kaldık aslında. Bu zamanda yapılması gereken bir yerdi. İnsanlar oturup orada bir nefes alabileceği bir yer. Çok büyük bir ağaç bu da. Evet. Tarihi bir ağaç. Tarihçisi var. Evet. Burada bu kadar göründüğüne göre. Evet. Yani... Epeyce bir ağaç. Evet, Ortaköy'ü herhalde bitirelim. Ortaköy, evet. Evet. Evet Sefat, Akgiriş'e geçelim. Şimdi burası evet. Bizim Gürgentepe ile Çatalpınar'ı birbirine bağlayan, geçen de işte şu anda birinci ayağın betonu da bir kısmı döküldü. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Gerçekten vatandaşların buradan ta Gürgentepe'yi dolaşıp Işıktepe'den Çamaşırnağı Fas'a gelen bir yerler var, insanlar var burada. Bize 35 dakika fazla, öbür tarafa 1 saat 15 dakikada falan dolaşıyorlar. Kışın az olduğu için bu yolda yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından açıldı iki tarafı da. Hakikaten bu dere üzerinde, bu Bolaman Çayı üzerinde, burada daha önce ağaçtan köprü vardı. Bu köprüde can da kayboldu. Üzülerek belirtmek isteriz. Bunların önlenmesi... Hem Gürgentepe ile Çatalpınar'ı daha yakınlaştırmak amacıyla yapılan bir köprü. Belki de 2,5 ay sonra falan faaliyete geçecek. Yolu yapıldı. Bu da ben hem Gürgentepe'lilere hem de Çatalpınarlılara ben hayırlı olsun diyorum. Gerçekten yani yıllarca özlemini duydukları o bize şey değil ama biz bu yakadayız ama onlar gerçekten geçen kurban falan kestiler. Bu yolun açıldı diye buraya işte müteahhit başladı diye. Allah izin verirse inşallah bu köprünün üzerinde büyük bir açılış yapmayı planlıyorlar. Ben hayırlı olsun diyorum. Gerçekten yapılması gereken bir hizmet. Evet, evet, yapılması evet. Gereken. Orasını ben biliyorum. Evet. Önemli bir yol. Hatta o herhalde burada yok. Aybastı'ya giderken hemen solda daha buradan da selam gönderelim. Muhasen Eriş'le birlikte gitmiştik. Islıkla birbirine. Islık ve teleferikle gitmiştik. Teleferiği vardı. Evet. Teleferikle geçiyorlar. Evet. Hatta orada hiç unutmuyorum. Oranın köprüsünün Muhasin Eriş yapmış dedik ya hiç bir tane oyalamadım orada. O altı Güneyce. Altı Güneyce Güneyce'deydi. Evet yol. Ama bu biraz daha yukarıda. Gerçekten böyle hizmetlerin yani seçime değil oya bakılmaksızın yapılması gereken bir hizmetle. Tabii canım. O da zaten orada demişti. Olduğunu düşünüyoruz. Evet. Mutlaka. Evet Sefat geçiyoruz. Akgiriş'i de geçtik. Kayatepe'ye geçelim. Şimdi Kayatepe mahallemiz bizim işte göller, işte Akkaya dediğimiz mahallemize sınır bir mahallemiz. Hemen zaten Çatalpınar Şifas Suyu karşısında. Burada biz bu sene bir satı kaplama yine 3 kilometre, 1,5 kilometre yol yaptık. Şehir içi, mahalle içinin de yine asfaltlama çalışması yapıldı. Yine biz arada bu mahalle içindeki yol çalışmalarımız da oldu. Gerçekten burada
muhtarımızı buradan tebrik ediyorum. Gerçekten çok Ahmet Bey değil mi? Ahmet Bey'e bir selam gönderelim. İnşallah yarın bizi arar da der ki hocam gel cuma günü bekliyorum ben. Gerçekten çalışkan bir arkadaşımız. İşini kendi iyi takip ediyor. Gerçekten. Ama iyi bir ekibi var. Yanında iki arkadaş da gelmişlerdi. Diğer ekibini bilmiyorum ama hoş insanlar. Bırakmıyorlar onları da. O da onları bırakmıyor. Gerçekten işte orada bir külliye var. Camının etrafında oturma, köy oturma odaları, muhtarlık şeyleri. Bir de sizin de bahsettiği gibi işte 4-6 yaş grubu şimdi şeylerde öğrencilerin de okul öncesi yapmışlar. Onu bir haber yapacağız inşallah. Kayatepe'nin önümüzdeki yıl ben 2018'de tamamen sorunun biteceği. Su sorunu bitti zaten. Su sorunu yok. Orada OSKİ Genel Müdürlüğümüzde zaten kuyular vardı daha önce. Onlar faaliyete geçti. Bizim de yol sorunumuzu beton yol yapacağımız yolda var. Asfalt kısmının bir kısmını yaptık. Yine büyükşehirimiz tarafından da bağlantı yani göller ikinci kaplama asfalt da yapıldı. Az bir yeri kaldı. Kayatepe mahallemiz sorunu önümüzdeki tamamen bitecek mahallelerden bir tanesi. Yani. Ben bu taraftan iyi görüyorum da bu tarafa dönüyorum. Başkanım orası küçük. Orada pek göremiyorum. Evet. Güzel bir mahallemiz. Evet, bu da mahallemizin hemen üst tarafında yine turizme bizim ileride hep yani övgüyle bahsedeceğimiz aslında araştırmalarını da yaptırdık. Üniversitede hocalarımız gelmişti. Milattan önce 1200 yıllarına dayanan Akkaya diye tabir ettiğimiz kaya var. Hemen bunun mahallemizin üst kısmında. Gerçekten görülmeye de inşallah burayı da turizme kazandıracağız. Çünkü çok yakın. Evet, evet. Şöyle evet. bir şey. Kaya, köyde çok güzel bir köy. Köy güzel. Kaya, ülkemiz hep güzel hocam yani. Her köyümüz birbirinden güzel. Kayaya indiği zaman da zaten 10 dakika sonra o zirveye çıkıyorsun zaten. Yani 2-300 metre tırmandığın zaman da kayanın tepesindesin. Evet. Evet sevgili Sefat. Kaya Köyü herhalde tanıtmayla bitmeyecek. Keçili'ye geçelim. Keçili Gündoğdu bu büyükşehirimiz tarafından burada da ilk önce genişletme çalışması. Burada bir grup yolumuz. İçinde Haşal Mahallesi'nden başlıyor zaten merkezde. Haşal Mahallesi, Keçili, Gündoğdu ve burası da bizim yine Işıktepe, Gürgentepe yani bu yolumuz Gürgentepe'ye çıkıyor. Yaklaşık 8 kilometre sıcak asfaltı yapıldı. Sanat yapılarıyla işte ve kanallarıyla tamamen yol sorunu belki de 35-40 yıldır yani daha yola hiçbir şey yapmadan ihtiyaç duymadan gidilebilecek bir yer. Vallahi buraya 45 dakikada giderdi Gündoğdu'ya. Araba belki de bir saatte. Şu an hocam inanın vatandaş diyor ki elime bir meyve alsam da onu yiyip de aşağıya gelene kadar Çatalpınar'a geliyor. Çatalpınar'a iniyor. İlgam'dan. Ne kadar güzel. Gerçekten şuraya yapılan yatırımları gidip görmek lazım. Bizde şöyle bir olay var. Şimdi biz sadece merkeze yapılanları görüyoruz. Aslında her ilçemiz böyle. Yani bütün ilçelerimiz böyle. Gidip görmek lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Uydudan bir şey olacak ki bir sistem. Öyle bir sistem olmalı ki işte her ilçeyi İşte sizlere kanalında ancak böyle çıkıp da anlatmak lazım. Aslında bizim eksikliğimiz de bu. Yani çıkıp burada hizmetleri anlatmak lazım. Burayı şimdi Korgan'ı 19 tane ilçe izliyor. Bizi şu anda hem yurt dışında olsun hem gurbetteki insanlar gerçekten bu hizmetlere özlem duyuyorlar. Şu hizmetler var ya parayla falan yapılacak bizim bu işleri yapacak gücümüz diyor. Bak büyükşehrin işte nimetleri bunlar. Şu yol belki de sanat yapıları benim yani şurada iki tane duvarı yapacak yani duvarı yapacak gücüm yok. Bir yıllık bütçem. Ama bir bakıyorsun mesela Çatalpınar'dan şu anda bizi izliyorlar. Bunlar zaten görünüyor. Ta Gündoğdu merkeze kadar. Gündoğdu merkezde de şu anda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız onlar birinci gelmişlerdi seçimde. O muhtar ve heyet geldi dedi ki vatandaşlar topla ne istiyorsun? Biz diyorlar işte kanalizasyon istiyoruz. Şu anda orada Gündoğdu merkezde kanalizasyon çalışması da devam yapılıyor. Evet yapılıyor.
kanalizasyon çalışmasını yapmasıyla beraber eğer bu yıl bitirirse, yani hava şartları donulması da beton yol olacak. Eğer yetişmezse mutlaka şehir içi de o mahalle bir bütün zaten. O da betona kavuşacak. Şu anda gerçekten orada bir şey var. Durum iyi değil ama sadece kanalizasyon çalışmasını bekledik bu zamana kadar. Gerçekten çok güzel bir yol oldu. Önemli çalışma. Burada aynı zamanda bu yol üzerinde yine 4,5 kilometre Düzmeş'e, yani onu da Çamaş'a bağlayan yol. Bu Işıktepe'ye giden yol. Şey, Gürgentepe'ye giden yol. Bunun üstü Düzmeş'e mahallesi dediğimiz mahallede de 4,5 kilometre Sadi Kaplamasat yapıldı. Aynı zamanda Düzmeşe'nin içinde biz de parke çalışması yaptık. Yani Keçili Köyü'nde, Keçili Gündoğdu istikametinde şu anda bizim sorunumuz yok, yol sorunumuz. Sadece Gündoğdu merkezinde altyapı çalışması devam ediyor. Onu da yaptıktan sonra mahalle içi betonla kaplayacağız. Ha, bizim görevimiz bundan sonra mı? Buradan Çamaş'la beraber bu Hasan Dağı, yine bunun Gündoğdu'nun yukarıda yine bir şeyi var. Hasan Dağı mahallemiz vardı orası. Bu Hasan Dağı mahallemizden burayı da Işıktepe yoluna asfaltlama çalışması önümüzdeki yıl Allah izin verirse programı aldırıp yapıldığı zaman da Çatalpınar'dan Gürgentepe yoluna vatandaşımız 8 kilometresi sıcak asfalt, 5 kilometre satıyı kaplama olmak üzere yani belki de 20 dakikada Gürgentepe yoluna çıkmış olacak. Evet. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz de dediniz ki evet bizim de suçlarımız var. Yani evet. Tesis çıkıp da niye vatandaşa biz işte bunu yaptık. Şimdi bu bir reklam değil sevgili kardeşim. Anlatmamız lazım. Şimdi evet hani oturanlar yürüyenlerden çok gürültü yaparmış. Şimdi biz yürüyenlerin, oturanlar gürültü yapıyor ya, evet oturanlar o kadar gürültü yapıyor ki oturdukları yerde ahkam keserler. Ahmet Türe ne yapmış, işte İzzet Gündoğar ne yapmış veya İsmet Yanık ne yapmış, evet. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi ne yapmış, Küçükşehir ne yapmış, Altınordu ne yapmış. İşte biz bu programları yapmamızın yegane gayesi budur. İşte biz bunları sıklaştırmamız lazım hocam. Şimdi noksanımız evet, dedik ya. Yani görsel bir şekilde bunları anlatmamız lazım. Ben onun için böyle oturup da çok ezbere anlatmayı sevmiyorum. Evet. İşte görsel çok, olursa... Çok güzel olmuş. Şöyle bir şey hocam. Şunu söyleyeyim. Şimdi biz ancak hizmetleri düğünlerde, cenazelerde görüyor. Sadece onlara gidenler. Aa, diyor ki şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Karamsa'ya belki de şu anda hizmet yapılmamış olabilir. Belki de parke çalışmasından sonra. O şeye gittiği zaman da Keçili işte bu yola gittiği zaman da veya orada bir düğüne diyor ki buraya hizmet yapılmış. Şimdi şöyle bir enteresan bir olay anlatayım. İşte biz bir kişi bir tane İstanbul'dan abi şeye gelmişti. Saat 6'yı geliyordu işte beni aradı sabahleyin. Uyandım dedi işte başkan dedi, onu da orada polis durdurmuş. Demiş ki yanlış yoldan gidiyorsun. İşte bizim Devecik boyu mevkii dediğimiz o çatal falan şeyinde. Yolu iyi olunca şaşırdım evet, zannetmiştir. Demiş ki ya ben demiş 2 sene önce geldim. İşte burada bir tane eski evler vardı burada. İşte araba çekmeye bile yer yoktu. Şu anda nereden gideceğimi şaşırdım. Hani bana da arıyor bizde tanış bir şey vardı. Aslında hizmetlerimizi gerçekten anlatmak lazım. Ben burada yani bunu şey olsun diye söylemiyorum ama keşke diyorum ki biz şu andaki Cenab-ı Allah bize böyle hizmetleri görmeye veyahut da bizim zamanımızda bu hizmetlerin yapılmasını bize nasip etti. Biz çok şanslıyız. Biz bir ekibiz. Bizim ekibimiz işte meclisimiz, Büyükşehir meclisimiz. Ben diyorum ki keşke 5 sene önce olsaydı Büyükşehir. Neyse keşkeleri yer olmadığı için bundan sonra inşallah devam edelim. Evet, Şirinköy'e girelim. Evet. Sefa. Şirinköy'e de gidelim. Ne var ne yok Şirinköy'de bir bakalım. Evet, Şirinköy'de evet. Yine aynı zamanda burası da sanat yapılarıyla başlıyor. Sanat yapı, çok büyük sanat yapılar var. Burada 8-10 metre yüksekliğinde duvarlar var burada da. Burası da bizi Çamaş'a bağlayan yolumuz. Hmm. Öbürü Gürgentepe istikametine bağlayan. Bu da Çamaş'a. Şu anda biz 2 sene önce belki de sıcak asfalta kavuştuk ama şu anda Sakar Geliş ve Çamaş'a yaklaştı sıcak asfalt. Buradan Alaaddin Başkan'ın da en büyük mahallelerinden birisi Sakar Geliş.
Sakarya'dan Çamaş'a bağlantı. Belki de 10 dakikada şu anda Çamaş'tan Çatalpınar'a gelecek. Yani ulaşım 10 dakika inecek. Daha önce 1 saatlik bir yoldu bu yolda. Gerçekten buranın da sanat yapıları bitti. Çok az bir yerde işte V kanalı yapılacak yer kaldı bizde. İşte Çamaş'ın bağlantı içine girildiği zaman da bizim bu girişte sadece bir 5-600 metre bir şeyimiz var. Allah izin verirse inşallah bu senede o Teremli Mahallesi'nin girişinin sıcak asfalta kavuşacağız. Yani yol medeniyetin bir şeyi hocam. Yani şimdi ya yol tabii gerçekten bu şu yatırımlar var ya, inanır mısın? Yani bunlar işte böyle seyretici şu anda buradan ağır seyrederken bile insan şu anda biz orayı biliyoruz ama yani bu gurbetten gelen insanlar, dışarıdan gelen insanlar diyor ki yani bu hizmet 1900 diyelim ki şu anda bizim 50'de yapılan yollarda, ana yol, karayolumuzda hala da satı kaplama asfaltlar var. Biz şu anda köylerde 3,5 sene içinde yani sıcak asfalta kavuşuyoruz. Bir de şu sanat yapıları, mükemmel sanat yapıları var. Başkanım, evet. Şimdi bu görüntüleri çeken kardeşimiz, aşkın kardeşimize Andırıç. Evet. Elinden çok şey geliyor. Kendisine çok teşekkür ederim hocam dedi. Yukarıdan çekmeye gerek yok. Ben halletmişim dedi. Bugün de buradayım. Kendisine teşekkür ediyorum. Sonra da yine teşekkür edeceğim ama. O zaman hemen geçelim. Nereye geçelim? Çevre yoluna geçelim. Tali yol, çevre yolu, Sefat. Çevre yolunu bir anlatalım. Çünkü sizin Çatalpınar'ın en önemli çalışmalarından birisi de bu. Ben Şirinköy'de hemen yine buradan öreye geçmeden Şirinköy ile bizim yine Elmaköy arasında yolumuz var. O yolda Allah izin verirse yine 2018 programında var. Satı kaplama asfalt yapılacak bir yerimiz var. Yani biz de daha sonra yine konuşacağız. Beton yol çalışmamızda bu ara yolları biz yapacağız. Bu çevre yolu gerçekten... Evet, ben, girelim Sefat. Evet. Çevre yolu diye tabir ettiğimiz bizim tali yolumuz. Biliyorsunuz Çatalpınar tek Aybastı Fas'ta istikametine giden ortada bir yolumuz vardı. Başka bir yolumuz var. Şu anda şu gördüğümüz yolun inanır mısın şuradan 250 metre. Bu Aybastı giden taraf bir başka taraf. Evet buyurun. Tek yolumuz vardı. Eğer şehir içinde bir herhangi bir durum olduğu zaman da ta Korgan'a gidip yine şehrin girişine gelmek gerekiyordu. Bu yolda gerçekten Ulaşım Daire Başkanımızın, Abdülkadir Bey'in emeği, Büyükşehir Başkanımızın zaten onu başta ondan zaten her zaman teşekkür ediyorum. Şu görmüş olduğunuz o duvar 7-8 metre yüksekliğinde veya 9 metre olan yerler var. 200 metre, 250 metre. Ben buraları çok iyi biliyorum. Aybastı'ya giderken diyordum ki burasını birisi bir baba yiğit gelse de yapsa ne olur? İşte o baba yiğit Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Allah razı olsun kendisinden. Şu anda bu karayollar istimlak şeyi alanında yapıldı bir yol. Oranın için korkuluklar da yapıldı. Gerçekten şu anda bize ayrı bir şey katırdı. Bir de bunun bir de çevre yolumuz yapılacak. O ayrı arkadan. Arka taraftan. Onun da istimlak çalışmaları. Şeye doğru, çiftliğe doğru. Ha, o yol güzel geldiğinde köprü başına inecek. Ama gerçekten şu anda bir de şu bizi pazar yerinden kurtardı. Şu anda şu yol üzerinde güzergahında şu hemen gördüğümüz yerde pazar yeri oluşturuyor. Kenardan evet. Evet. Çünkü pazarcılarımız aşağıda suyun içindeydiler. Düz bir arazi ama yani göl içindeydiler. İşte pazarımız da bu yol üzerine, salıgın bu yol üzerine attık. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza burada ayrıca Çatalpınar halkı adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Bu yol için evet. Evet o zaman ya çabuk geçelim diyorum. Devecik. Evet, Devecik boyu mevki burada bu mevkide gerçekten işte bu anlattığım yok. Daha önce burası burayı iyi bilirler. Hem Aybastı, Kabataş bu yolu güzel kullanan insanlar. Burada bir tane, iki üç tane eski ev vardı. Eski bir ev vardı. Binalar vardı. Araba park edecek değil. Araba bir araba bırakıyor, öbür araba zor geçiyordu zaten. Burada yine ilgili müteahhit gerçekten buraya bir önem verdi. Buradan reklam olmasın abimize tebrik ediyorum. Onun da emeği var burada. Buradan işte buradan da yine milletvekillerimize buradan
Bir kez de onlara da bu yolda emekleri var. Ergün Bey'in, Metin Bey'in, Oktay Bey'in, yine bakanımızın gerçekten bu yol için uğraşıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Bu yolun Çatalpınar'ın hani ilk algı vardı ya sevgili başkanım. İlk algı önemlidir. Şimdi yukarıdan gelen insan o kötü binaları görüyordu burada bu kavşakta. Evet. Aşağıdan gelen de yine orada hala duruyor. Bir de orasını kurtarabilseniz. Köprü yan köprü, bir de hemen orada bir boş bir bina var. İşte o... Bir de onu kurtarırsanız Çatalpınar da diyecek yok. Şimdi orası da zaten, o da çevre yolu oradan geçeceği için hep köprünün o olumsuz anı kurtulacak. Çünkü o köprüye göre kavşak yapılacak. Direkt geçiyor zaten. Yapılacak değil mi oraya? Tabii. O kursun buraya çıkacak zaten şu anda. Şu gördüğümüz solda şu anda bu yolunda zaten konuşacağız. Çamlı Çiftlik Korkan, bu sıcak asfalt yol çalışması da var bu yolda. Köprünün girişi de yapıldığı zaman da, yani ana çevre yol yapıldığı zaman da Çatalpınar gerçekten yani güzel bir görünüm kazanacak. Hatta orada güzel Çatalpınar'a hoş geldiniz bir tak yapılırsa büyük. İşte o girişte. O yolla beraber. Yani bismillah desen onu yaptırırsınız. Yaparız inşallah. Çünkü sizi geriye çevirmiyorlar. Çünkü her seçimde AK Parti'ye birincilikle seçiliyorsunuz. Birincilikle çıkıyorsunuz. Bizim zamanımız işte biz 30 Mart'ta geldiğimizde %73 nokta küsürdü. Çatalpınar şu anda %87.52. Yani bu çok büyük bir oran. 90'a mı çıkacaksın yoksa? 90 da hedefi, insanların şey hedefi hep şeyi ufku geniştir. Yani bir hedefi vardı. Şu anda bu hizmetlerin yapılması Çatalpınar halkının sayesinde oluyor. Onların vermiş olduğu oylar. Ben hiçbir kapıdan biz geri dönmedik. İster milletvekillerimizde, istersen Büyükşehir'de. Zaten Büyükşehir'de hiç bir lafımız iki olmadı. Başkanımız bazı şeyleri bizden haberiz de yani yaptığı hizmetler oluyor. Yani evet. Bizim bile biz sonradan duyuyoruz bazı şeyleri. İncirli'ye girelim mi? İki dakikamız var. Evet. İncirli Mahallesi şu anda bu Devecik Boyun mevkiinden işte şu buradan da karayolları bölge müdürümüze, buradan da milletvekillerimizin sayesinde işte bu yol İncirli Mahallesi'nden insanlar rahatlıkla gelemedi. Biz göreve geldiğim ilk yazdığım yazılardan bir tanesi karayollarına. Karayolları bölge müdürümüze de buradan teşekkür ediyorum. Ta bu mahalle, ta İncirli'nin şu anda içine kadar gidecek. Çünkü gerçekten sıfırdı. Yani 20 santim bu beyaz şeritte yol, insanların yürüyebileceği şey yoktu. Asfalttan gidiyorlardı. Biz bu geldiğimizde tehlikeyi gördük. Bu bizim de bu gördüğümüz tehlikeye onlar da cevap verdiler. Bu genişletme çalışması oldu. Şu anda mahallenin girişine kadar bu parke çalışması devam ediyor. Bir 100 metre falan bir yerimiz kaldı. Onu da şu anda mahalle içinde şey merkezde çalışma var. Bitireceğiz. Ben şimdi bugün bir abiyle geldik. Ben dedi daha da arabayla gelmiyorum dedi. Niye? Kaldırım dedi zevk veriyordu. Üstten aşağı şehir içine gelmiyor. Mahalleyle şehir içini bütünleştirdik. Bu arada şimdi bu arada ilgili firmamızda şey verdi. Bu elektrik direklerini bıraktık yerlerini. Onlar da aydınlatmasını yapacaklar. Allah'ın izni verirse. Yan taraflarına da yine karayolları bölge müdürlüğümüz tarafından tel örgü çekilecek bu duvar üzerine. Bayağı yüksek. Yapıldığı zaman da orada çoluk çocuklarını rahatlıkla şehire gönderebileceği bir yer çıktı. Korkulukların yapılması lazım. Yapılacak, evet. Yapılacak değil mi? Yapılacak, evet. Alt çünkü tarafı zaten yüksek, alt tarafı yüksek, biraz yüksek. Orada tel örgü çekilecek alt tarafa zaten öbür yolun korkuluğu yapıldı. Evet. Sevgili başkanım, birinci bölümümüz herhalde bitti. Evet. Sevgili seyircilerimiz, reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra sevgili başkanımın özellikle de Çatalpınar'ı belki de nefes aldıracak, ayağa kaldıracak 3 önemli projesi var. O projeleri konuşacağız. Daha var tabii, gelen hizmetleri konuşacağız ama projeleri de konuşacağız. Vatandaşlarımızla röportaj yaptık, sorduk başkanımın çalışmalarını. Onları da ikinci bölümde seyredeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Tiffany Tomato ile başkanla baş başa devam edecek. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 22'de evlerinize konuk oluyor.
haftanın konukları Külekşili Köy Dernek Başkanı ve Akkuş Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Gümüş ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Halil Özçelik. Ordu'nun Dereleri her salı akşamı saat 22'de. İyi seyirler. Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunaldınız mı? Kalabalıktan ve telaştan uzakta huzur dolu bir program başlıyor. Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız Ordu'nun en güzel köyleri sizleri bekliyor. Yemyeşil bir coğrafyada ahşap Karadeniz evleri ve el değmemiş bir doğa TV2 ekranlarında. Orada bir köy var uzakta demeyin, artık tüm köyler yakın. Özlediğiniz köy havası her salı ve perşembe saat 17'de TV52'de. Projelerinde yaz fırsatları. Şahin Çili Mahallesi Azak Tower 6 blok 232 daire. Uçak Mahallesi Mayviya 452 4 blok 142 daire. Uçak Mahallesi Vizyon Kent 3 blok 164 daire. Cumhuriyet Mahallesi Zümrüt Konakları 5 blok 100 daire. Fırsat 1. Zümrüt Konakları 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Fırsat 2. Azak Tower 154 metrekare 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Standart altı fiyat ve standart üstü hayat için sınırlı sayıdaki bu daireleri kaçırmayınız. Garipler Mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. İrtibat telefon 452-888-1818. Adres Şahincili Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 260, Altın Ordu, Ordu. Ordu'da kırtasiye sektöründe 45 yıllık tecrübesiyle kırtasiyecilik belgesine sahip tek yer olan Orca Kırtasiye bu yılda farklılığını gösteriyor. Okulların açılmasına özel, Eylül ayı boyunca Orca kart sahiplerine özel her 100 liraya 10 lira hediye çeki ve %5 para puan. 7'den 70'e herkese hitap eden 1000 metrekarelik showroom'unda siz ve çocuklarınız için güvenilir ve markalı ürünleri bulabileceğiniz Ordu'da tek yer Orca Kırtasiye'dir. Para puan ve hediye çekleri sizi bekliyor. Orca Kırtasiye 45 yıldır alışverişin güvenli adresi. Orca Kırtasiye, Adliye Karşısı Ordu. Kocaeli Gebze fabrikamızda ürettiğimiz prefabrike yapılarımızı Türkiye'nin her yerine 15 günde teslim ediyoruz. Alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin istek ve arzularına göre yapı çözümleri sunuyoruz. İster hazır projelerimizden, ister hayalinizdeki projeyi inşa ediyoruz. Faaliyet alanlarımız prefabrik konutlar, Amerikan tarzı çelik evler, fabrika binaları, hangar depo, şantiye binaları ve konteyner üretiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Kavaklar Mevkii Ordu Ünye'de 1500 metrekare alana kurduğumuz yapı showroom'umuzda Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. 18 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizi ertelemeyin. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Thank you.
Hava, su. Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Pelit İnşaat, yüksek yaşam standartlarını şehrin merkezine taşıyor. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanı Ordu Fatsa'da sizleri bekliyor. Evinizle ilgili aklınızdan geçeni nerede olursanız olun artık yapabilirsiniz. Evinize hükmedin. Çünkü evimiz geleceğimizdir. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 0234. Ev sahibi olmak isteyenlere Güriş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. İnternet hızlı olmalı diyorsanız D-Smart İnternet tam size göre. Siz de dost doğru geniş fiber ağıyla D-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik D-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0,10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Geçmişi gelecekle buluşturuyor. Kalite ve hizmeti lezzet ve konforla yoğurup sizlere sunuyoruz. Oflaz dinlenme tesisleri. Mis gibi hakiki Trabzon ekşi maya ekmeği kokusunun yükseldiği fırınımız. Akçaabat köftesi ve enfes ızgara çeşitlerinin yer aldığı Kamelya ve Ferah terası ile ızgara salonumuz. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketimiz ve mescidimizle hizmette sınır tanımıyoruz. Siz de bu lezzetleri tatmak istiyorsanız... Adres Ayazlı Mahallesi, Korgan Kumru Karayolu üzeri Kızılca Su Mevkii Fatsa. Telefon 0536 525 8302. Yeşil ve mavinin başkenti Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü, harika denizi ve sahiliyle Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. Müzik
Bu yıl 7.si düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Sahili Etkinlik Alanı'nda. Ordu Valiliği himayelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu işbirliğiyle Ordu Burada, İstanbul'da sloganıyla gerçekleştirilen Yeni Kapı Ordu Günleri bu yılda kültürüyle, turizmiyle, ekonomisiyle Ordu ve ilçelerini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye tanıtıyor. Dört gün boyunca konser, halk oyunları ve sürpriz etkinlikler. Ordu, sanatçıları, siyasetçileri, bürokratları, akademisyenleri, sporcuları, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 12-15 Ekim tarihleri arasında Yeni Kapı Ordu Günlerinde buluşuyor. Sizleri de bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Tiffany Tomato ile Başkan'la baş başa devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz, yeniden merhaba. Efendim, televizyonlarını yeni açmış sevgili seyircilerimiz için bir daha misafirimize anons yapmak istiyorum. Bu akşamki konuğumuz, hizmetlerini anlatan sevgili başkanımız Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe. Bir daha anonsunu yapayım. Tekrar söylüyorum, televizyonlarını yeni açmış insanlar için. Başkanım, şeylere girmeden, orada görüntülere girmeden bir kardeşimiz, bende numara ekli olmadığı için şey soruyor. Çamaş bağlantı köprüsü diyor, ne zaman? Evet, bizim de Haşal Köprüsü dediğimiz, yani şu anda ortası çökmüş bir köprü. Önümüzdeki hafta, bugün DSİ Ordu Şube Müdürü ile görüştüm kendisi. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse hem yıkımını hem de temelini atmaya başlayacaklar. Önümüzdeki yani, hafta. Evet, o zaten yatırımına alındı köprü. Biz zaten o güzergahı değiştirdik şeyde, Milli Eğitim Şube Milli Eğitim İlçe Müdürümüz'de dedik ki bu köprü yıkılacak, 3 ay birinci öğretim dönemine gitmez. İhalelerinizi şifa suyu dolaşacaklar bu Keçili, Gündoğdu, Güneci istikametle. Bizim Güneci'de yol çalışmamız var. Bu istikameti kullanan okul taşımacılığı olduğu için güzergahını falan değiştirdik. Allah izin verirse bu 3 ay içinde bitecek yani. Evet, sevgili kardeşimize de cevap olmuş oldu. Evet, evet sevgili Sefat. Şimdi geçelim, İncirli'yi geçtik. Şehir içi kaldırım çalışmalarına geçelim. Hem burada ne var? Sıcak asfaltlar ondan sonra. Zaten bizim evet, daha önce parke diye şehir içi. Burayı, burada da Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ayrıca teşekkür ediyorum. Kısa bir dönem için şansımız da yaver gitti. Geçen sene tam kar yağarken falan bu asfaltları attık. Şu anda kaldırım çalışması devam ediyor. Şu anda şehir merkezinin içine kadar geldi. Yakın bir zamanda burayı da İncirli Mahallesi ile birleştirip güzel bir görünüm olacak inşallah. Bu şehir içimizin elektrik hatlarını yer altına almıştık biz zaten. Evet. Elektrik hatları, sıcak asfaltı bittikten sonra şehrimiz güzelleşecek. Görüntü kirliliği yok zaten, yok, o şehir için. Gerçekten bütün elektrikleri. Biz göreve geldiğimiz ilk iş olaraktan zaten şehir elektrik hatlarını yer altına aldık. En büyük, hem şehre uzaktan baktığı zaman da o şeylerin, direkler, lambalar bir şehir havası verdi. Şehir havası verdi. Bu asfalt da tozları ortadan kaldırdı. Şimdi sevgili başkanım, bu şehir içi sıcak asfalta bir girelim de. Çünkü asfalt, yolları hep beraber yıkmak zorundasınız. Evet. Zaten kaç cadde var? Bizim iki cadde, iki caddemiz oldu şimdi. Biri Aybars Caddesi, işte biri daha önce bahsettiğimiz Tali Yol Caddesi. Aslında bir de ana yol olarak da Keçili, Gündoğdu istikametli. Aynı zamanda şu Aybars'lı caddemiz. Evet, Aybars Caddemiz. Şimdi bu sıcak asfalta kavuştuk burada. Şimdi buranın tabii altyapı çalışmalarında, hem de altyapı çalışmalarında konuşalım isterseniz burada. Evet. Hem altyapı hem asfaltı konuşalım çünkü
En çok eleştiri burada da var mesela, şu anda çalışmalar var. İnsanlarımız sabırsız. Buradan sabırları şey yaptı. Buradan ben... Sonuna mı gelmiştiler? Yok, şöyle bir şey. Onları gerçekten evet. Bura asfalt olana kadar sıkıntı çektiler esnafımız. Ben bunların sabırlarından dolayı onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten çamur 5-6 ay bir toz çamur, yağdı çamur, açtı toz oldu ama şu anda kaldırım da yapıldığı zaman da rahatı kavuşacak. Buranın bizim ilk defa ilçemiz de su kanalizasyon, aynı zamanda arıtması olan tek ilçeyi biziz. Ben diğer ilçelerde var mı bilmiyorum şeyde. Arıtması yapılan, kanalizasyonu yapılan, suyu su sorunu olmayan, elektrik hatları yer altına alınan ilçemizin şu anda altyapısı tamamen bitti. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza zaten şöyle söylüyor. Ben şu anda yaptıkları şey, eğer sıcak asfaltı, bütün şeyleri bittikten sonra sıcak asfalt dökülüyor. Aynı zamanda bizim şu anda asfalta hazır olan şehir içinde değirmen mevkii ve kaymakamlık binasının o keçili gün doğdu, Atatürk Okulu Ortaokulu'nun önüne de sıcak asfaltımız en kısa zamanda yapılacak. Bizim şehir içindeki %80 bu asfaltı yaptıktan sonra sorunumuz da kalmıyor. Çünkü altyapısı bitmiş, kanalizasyonu, PTT hatları yer altında, elektrik hatları yer altında, su ve kanalizasyon sorunu olmayan şu anda tek ilçe biziz diyebilirim. Yani o da şu anda sadece üst yapı yapacağız Allah izin verirse. Altyapı bitti zaten. Evet. Onun haberlerinde yapmıştık. Evet, evet. Peki kaç yıl altyapı sorununuz olmayacak inşallah? Bizim şu andaki yaptıkları şey 40-50 yıl yani. Evet. Su sorunu. Zaten bizim iki caddemiz var. Çatalpınar'ın 50 yıllık zaten plana göre yapıyorlar. En az 40-50 yıl. Yani bize verilen rakamlar. Ona göre nüfus artışına bakıyorlar. Artışına göre ve yapılaşmanın yapılaşma oranına göre şu anda yapılan yatırımlar. Su sorunumuz, kanalizasyon sorunumuz bitti. Altyapıda atık su. Atık su da şu anda bizim merkezi olarak da Çatalpınar merkezin atık suyu temiz halde dereye veriyoruz. Şu an evet. İşletmemiz şu anda faaliyette. Yani, onu da çekmiştik. Evet. Atık su arıtma güzel bir... Su arıtma. Buradan OSKİ Genel Müdürümüze de aynı zamanda bir şey... İlk şey biz işte hocam şu var yani. Birinci olmanın avantajları burada. Mesela biz diyoruz ya bunu biz Ahmet Tür almıyor. Yani bunu Çatalpınar halkı alıyor. Niye? Platformda her platformda bu bir siyasetse, siyasette de en çok oy vermişlerse Çatalpınar halkına inanın bunlar teklifsiz gelen hizmetler. Yani insanlarımız zaten ne istiyor ki bunlarda? Evet. Hizmet istiyor. Yolumuzu yapsınlar. Suyumuzu getirsinler. Suyumuzu getirsinler. Evet. O kadar. İki şey var zaten. Ha, evet. İşte onlar oyları verdiler. Şu anda hizmet gerçekten bizim, ben büyükşehir bazında konuşuyorum. Hem büyükşehir bazında olsun, ister genel hükümet bazında olsun. Hem milletvekillerimizde, hem bakanlarımızda, hem de büyükşehir belediye başkanımızda. Biz inanın ne şey yapmışsak aldık. Yani hem bir uyumlu bir çalışma olacak. Ben de 25 yıl memurluktan gelen onların bir kardeşiyim. Yani hem o üslupla hem de Çatalpınar halkının vermiş olduğu. Eğer siz bir şeyler çalışırsanız sizlere bakışları da yukarıdaki insanların, bizlerinden bu hizmet verecek insanların bakışları da çok farklı oluyor. Diyor ki bu halk Çatalpınar halkınındır diyor ilk olarak da. Ben onlara bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Yani. Şimdi şu var herhalde. Siz mütevazi duruşunuzla insanların her gün arasındasınız. Onun için insanlar sizi seviyor. Ben geziyorum. Yani sizinle ilgili bir şey konuşmak da istemiyorlar. Hocam şöyle bir şey var. Yani her şeyi yapabilirsin. Ben Çatalpınar'ı altından kaplasam dahi, eğer insanın gönlüne giremezseniz düğününde, cenazesinde, hastalığında, yani onun eğer bu ortamlarda yoksanız, altından da kaplasanız eğer bir şehri, o kapladığınız yer sizle konuşmaz.
Biz elimizden geldiği kadar düğünde, cenazede, hastalık anlarında onları ziyaret ederekten biz bizim bir de şeyimiz yoktu. Benim 24 saat telefonum açık. Aynı zamanda belediye binamızın ofisi de açık. Hiç örtmedik daha bu zamana kadar. Hem belediyede hem de sokakta nerede olursa olsun bize ulaşamayacak bir insan değiliz biz. Evet. Ben çünkü onlara daha önce de tarım kredide kentlik hizmet etmiştim. Bizi bilirim. Hatta birisi size güzel bir tarif yaptı. O tarifini yapayım size izin verseniz. Evet. Dedi ki Ahmet Türe bir ceketle gelmiştir, o ceketine gider dedi. Evet, biz yani şeyden bahsediyorlar oturduğumuz yerde. İdarecilerin dürüstlüğünden falan bahsediyorlar. Hoşuma gitti. Ahmet Türe bir tane ceketi var. Onunla gelmiştir. Aynen öyle. Onunla dedi gider. Evet, o da hoşuma gitti benim. Onu da eskitmezsek. Evet. Eskimez eskimez. Lenin'e göre bir ceket 10 sene giyiliyormuş. 5 tane bir tarafını, 5 tane de öbür tarafını çeviştiriyorsun. Sağ olsunlar. Evet. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Evet, evet, peki. Şimdi dere ıslah çalışmasına girelim. Önemli çalışmalarından birisiydi. Çatalpınar çünkü iki tarafı dere. Evet. Evet. Gerçekten şu anda burası Keş Deresi. Zaten ilçemiz Keş Deresi ile Bolaman Irmağı'nın birleştiği bir yerde. Şu çalışma 1984'ten beri yani takip edilen, yapılması istenen bir çalışma bize nasip oldu. Ben evet. Buradan DSE'yi şu anda başka bir hizmette Ankara'da 7. Bölge Müdürümüzdü o zaman da Ahmet Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan yine teşekkür edeceğim. Bölge Müdürü, yani Trabzon Bölge Müdürü yardımcısı oldu. Kaan Bey'e şu anda gerçekten burada emekleri var. İnanın hocam şu proje için pazartesi gittim. Çarşamba günü bölge müdürümüz, ilçemiz. Bu böyle şey ama çok büyük bir proje bu. Büyük proje. Yaklaşık olarak da 5 trilyon Eskişehir'e göre. Bu proje. Paraya göre. Evet. Şu anda da ayın 12'sinde ikinci ihalesi var. 3 trilyon 300 milyarlık yani yaklaşık. O zaman bu HES'in olduğu yere doğru o tarafa. O tarafa. Şimdi bu Keş Deresi tarafında bunlar şimdi hem bunların temizlemesi, korkulukları yapılacak Keş Deresi'ndeki bir de İşte Abdest Deresi dediğimiz derenin orası yapılacak. Aynı zamanda sanayinin arka tarafı ve Bolaman, HES tarafındaki yerin de duvarları yapıldıktan sonra ondan sonra da peyzajı yapılacak. Yani ikinci kısım bu yarım kalan yerleri tamamlayacak şu anda. Şimdi tabii derenin evet, şu ortası dolunca evet şurası ne diyorsunuz? Evet, karşı evet. Tarafı yapılacak. Bunların evet. Da üzerleri işte korkulukları yapılacak. Korkulukları yapıldıktan sonra da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bize söz vermişti. Gerçekten Çatalpınar'ın bunun üzerinde 20 dönüme yakın bir arazimiz var. Biz zaten bu hemen Bolama Irmağı kenarına geldiğimizde İller Bankası'yla ortaklaşa 3 dönüm bir alana güzel bir park yapmıştık. Şu anda Çatalpınarlılar akşamları orada dinleniyorlar. Aynı zamanda geçmişte Muhasim Başkanımız da bir park yapmıştı. O parkı da biz şimdi faaliyete geçireceğiz. Çünkü bu arada güzel bir peyzaj çalışması yaparak da belki de insanların burada balık tutacakları bir alan haline getireceğiz. Allah izin verirse. Burada da güzel bir köprümüz var. Ona geleceğiz evet. De şimdi başkanım bu dere tabii duvarları sanat yapısı diyelim. Çok evet. Güzel olmuş. Ancak testez ortası temizlemek lazım öyle zannediyorum. Çünkü duvarın kenarına doğru gelince duvarın altını oymaya başlar. Suyun ortasından akması gerekiyor değil mi? Şöyle bir şey biz bunları tabii ki biz gerekli... Ha şöyle mesela şu... Temizlenecek. Evet. Hocam bunlar temizlenir. Bir de biz hani bazı yerlerde var birit diyorlar. Bu karşıdan karşıya beton. Hı-hı. Hani şöyle belki de bir metre yüksekliğinde falan suyu şelale tipi akmasında... Evet. Böyle de bir şey yaptırmayı burada. Öyle olursa suyun akışını kesersiniz. Evet. Altını hem oymaz. Hızını kesmek evet. Hem de bu işte yan taraflara zarar biliyorsunuz. Bizim debisi çok yüksek bu dereler. Şu anda böyle görüküyor ama yani su geldiği zaman ta Korgan'dan bu Apsutbaşı yani o yaylalardan öbürü de Bolaman'da Perşembe yaylasından beri gelen sularımız. Çatalpınar'ı evet. Gerçekten buraları şu anda bir hayalimiz var. Üzerinde ışıklandığı peyzajı yapıldığı zaman da
İşte buradaki yaya yollarının, işte araba yollarının, bisiklet yolunda yapıldığı bir ortamı düşündükçe gerçekten yaklaşık olarak da gidiş geliş 7-8 kilometrede bir yürüyüş yeri çıkıyor burada. Karşı tarafta da HES'in önünde de orada da bir çalışmamız olacak. Şu anda karşı Terimli tarafında. Orası da yapıldığı zaman da inanın bunun o gene karşının duvarı biraz çekilecek mi beri? Oradan yok, burası geniş olacak. Aynı ta oraya. Yani daraltma yok. 80 metre falan olacak o şeyi. Yani çünkü bu Bolaman yukarıdan Aybas'tan gelen şeyimiz gerçekten çok yüksek. Yani debisi yüksek. Debisi yüksek. Şu anda belki de şu şeyin geçen sene tam aşma noktasındaydı. Bu sel olmuş değil. Sel olmuş evet. O selde. İnşallah burayı da yaptığımız zaman da gerçekten Çatalpınar ben şeyi söylemiştim. DSE'nin salonlarında bazı projeler vardı. Bizim de bu projemiz yapıldığı zaman da gerçekten gösterilmesi gereken bir proje olacak. Çünkü her taraftan görülen bir şey. Devlet Su İşleri bazen çok büyük yatırımlar da yapıyorlar böyle görünmeyen yerlerde. Ama bizimkisi her taraftan görünebilen bir yatırım olacak. Peyzaj ile beraber inşallah hayırlı olur diyorum. Ayın 12'sinde de öbür ihale var. Önümüzdeki yıl bu dere ıslah çalışması tamamen bitmiş olacak. Aynı zamanda bunun üzerinde bir köprümüz var. Sanayi Köprüsü. Şimdi biz Sanayi Köprüsü'ne geçelim. Ancak evet. Burada oraya geçmeden önce de şimdi sanayi Sefat bir Sanayi Köprüsü'ne geçer misin? Evet. Evet bu köprü. Bu köprü de biz, şu anda bizim burada olan köprülerden en büyüğü. Mesela bizim ana yol yukarıdaki ana merkez köprüsünden 2 kat, 1.5 kat daha büyük. Daha büyük. Bu da 8 metre genişliğinde. Yani burada ben Sayın Müdür Yardımcımıza Kaan Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Ahmet Bey de. Projeyi sonradan sadece dedik ki işte Sayın Müdürüm dedim. Şunu söyledik. Sanayi yapılmış gerçekten. İç ilçelerde sanayisi tek olan ilçe biziz. Şimdi Korgan'da, Aybas'ta, evet, işte evet, başka yerlerde, Kumru'da yapılıyor ya. Büyük de evet. Fassan'ın evet, var. Yani Çatal, evet. O ben sahil sahili saymıyor. Evet. Sahili saymıyor. Ben iç kesimde diyorum. İşte bir kopukluk olmuş. Bu köprü. Dedim, müdürüm işte sanayi güzel bir şey ama şehirde 2 ay olmuş. Sanayiye gelmesi için insanların araç tutması lazım. Dedim bir köprü yapabilir miyiz? Bir de patpatlar şimdi geliyor yukarıdan. Aynen. Patpatlar yasak. Evet. Nereden geçecek? Buradan geçti. İşte bu köprüyü de Sayın Müdürümüze, Kaan Şan Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Dediler ki buraya bir köprü yapalım. Hakikaten burayı birleştirelim dediler. Ve birleştirdiler. Allah izin verirse önümüzdeki tamamlanacak. Tamamı ulaşıma açılacak. Şimdi tabii bu köprünün başında göründüğü gibi orada sanayi var. Evet. Sanayi... Muhasin Başkan evet. Açılışına böyle Şatafatlı'da bir açılış yapmıştı. Evet. Kendisine bir teşekkür ederim. Çünkü sizin de dediğiniz gibi biz yapılan hizmete teşekkür ederiz. Evet. Bu sanayinin hem içinden bir de buradan yan tarafından orada yurt binası var. Arka tarafından yol alacağız. 2 türlü yol olacak şimdi. Buradan oradaki aslında projede yok ama buradaki arazi sahiplerine de ben buradan huzurlarınızda hem teşekkür ediyorum. O aradan 2 türlü yol olacak. Hem arazileri değerlenmiş olacak. Hem de bizim ayrıyetten bir talih köprümüz olmuş oluyor. Burası gerçekten güzel bir hizmet. İnşallah önümüzdeki tamamlandığı zaman da burası vatandaşların hizmetine sunulacak. Şimdi burada bir de Noel Başkan'ı da unutmayalım. Gel. Ona da bir selam gönderelim, saygı evet. gönderelim. Çünkü onun da göllere çok büyük hizmetleri var. Tabii, Nuri Başkan. Çok hevesle çalıştı. Allah selamet versin. Hem Nuri Başkan olsun. Ben göller, şimdi 53 tane beldemiz kapandı. 53 kapanan beldelerimizden bir tanesi. Bize her ne kadar fazla borç gelmişse de ben şimdi diğer beldeleri de görüyorum. Bizim beldemizin sadece... Kendisine göre o zaman da su sorunu yok ama şu anda su sorunu da bittiği zaman da bir kısmının altyapısı ve bütün mahalle yollarının asfaltı. Biz buradan da şunu da belirteyim.
Bizim 15 kilometre işte yakın bir sıcak, şey beton yol ayın altında ihalemiz var. Beton yol ihalemiz. Burada da bizim de orada belli ara yollara da beton yolda biraz da beton yol biz yapacağız. Ben hem Ramazan Başkanı, gerçekten Ramazan abi de Göller çok şanslı. İki tane çalışkan başkanları vardı. Peş peşe çalışkan başkanlar geldi. Yani aynen öyle. Ben birincisiyle tanışamadım onun için. Gerçekten o da Ramazan Başkanı da çok farklı bir. Hatta ilk asansörlü belediye binası yapmış. Ya evet, bizim merkezde yok belediye binası. Yani asansörlü değil sizinki. Yok, bizde öyle bina bizde yok. Yok, evet. Yani hem merkezde. Ama şu anda çok amaçlı kullanılıyor orası zaten. Şöyle bir şey, buradan da lazım olan bütün böyle iş adamlarına falan sesleniyoruz. Biz de orada binayı veriyoruz, beti var. Yani diyoruz ki kira mira yok. Gelsinler oraya yatırıma dönük, yani istihdama dönük bir şey açalım. Ne yaparlar işte, evet. Tekstil binası gibi bir şey olabilir. Olabilir, mesela. Herkes buradan açık. Yani dört kat, dört katını da verebiliriz. Hiç şey yok. Bizim orada sadece bir şube olarak kullanıyoruz ama bomboş bina. Bomboş bina, evet. Şimdi bir parkımız var çok amaçlı. Parkımıza geçelim. Park, evet. Bu da bizim ilk göreve geldiğimizde işte bizim yaptığımız insanların akşamları. Bu işte, derenin kenarındaki. Bu dere işte burası, evet. Tam burada bizim çocukluk arkadaşımız şehidimizin ismini verdik. Evet, Cevat, evet. Yılmaz Parkı, bu parkı. Bunun işte zaten bu Bolaman Deresi'nin üzerinde bu parkımız. Eğer orayla bütünleşip peyzajı yapıldıktan sonra gerçekten insanların daha çok genişleyecek diyor. İnsanların rahatça akşamları oturduğu, nefes aldığı. Akşam bir dolu oluyor değil mi buralar başkanım? Yani akşamları çok dolu. Her yazın saat 1-2'ye kadar burada oturma yeri yok bazen. Biz de geliyoruz arkadaşlarla. Yani yazı şu anda yağmur yağıyor geçti. Bugün de çekimlerin olduğu zaman da yağmurlu bir havaydı. Gerçekten 3 dönüm üzerinde kurulmuş ama biz bu alanı genişleteceğiz. Belki de bunun yanı başında bir 7-8 dönüm daha yeri çıktı şu anda. Bu dere yapıldığı zaman da. Evet. Hem orada dere duvar yapıldığı zaman da yaya yolu, pistet yolu, bir de yürüyüş yolu yapacağız bunun kenarına doğru. Daha çok büyük bir alan çıktı vatandaşların oturabilmesi için burada. Evet. Diğer büyük bir hemen yanında. Yan tarafta o park var. İşte orada da şu anda tarihi bir camimiz var ortasında. Tarihi bir cami. Oraya zaten ıslah edecek misiniz? Biraz daha değişiklik var. Peyzajında değişiklik. Şimdi caminin etrafında Büyükşehir tarafından yine şu anda o caminin etrafında yapılması gerekenleri arkadaşlar, mühendisler geldi, çalışmalara başladı orada. Bizim de o cami, o parkta da şey vardı. Daha önce hamam yapılmış ama yok, evet. İşlenmediği için, yani faaliyette olmadığı için şimdi hamamı şeye yaptı. Hamam kafe yaptık. Yaptınız mı? Yaptık. Yo, güzel şey işte. Yaptı. Hamam kafe mi oldu? Hamam kafe oldu. Davet edelim millet, gel bir, evet, akşam gelin. Açılışa davet edeceğiz. Güzel de bir açılış, tamam, yapacağız. Ortası işte o göbek taşının olduğu yere yuvarlak masa. Buradan. De Yeşilce'de, kışın Yeşilce'ye davet ettiler. Beni gittim. Çok büyük bir kar yığını yapmışlar, kürtük. Ondan sonra içerisine uymuşlar. İçeride çay içiyorlar. Adına da kürtük kafe demişler. Evet. Şimdi hamam kafe uymuş ama. Biz hamam kafe şöyle, Fenişleri Daire Başkanlığımız tarafından da bir peyzajcı elemanları yolladı başkanımız burada. Şakir mi koydu yoksa onu? Yok, ben şey yaptım. Sadece isim belli değil, ben diyorum. Şimdi ilk defa evet, burada söylüyorum. Dedim hamam ki, kafe olsun, çok güzel. Hamam kafe. O göbek taşının olduğu yere işte diyor yuvarlak masa yapalım. Tamam. Şimdi oraya da bir çıkışlar olacak. İşte o yerde bu tasların olduğu yerlere de diyoruz ki işte ağaçlardan oturma yerleri yapacağız. Önü masa. Güzel, şu anda bir Büyükşehir Daire, Fenişleri Daire Başkanımız şu anda bir proje çiziyoruz. Camları falan, kapıları yapılıyor şu anda. Güzel bir şey olacak. Kışında bu parkı hizmete açmış oluyoruz burada. Başkanım, tarihi cami. Evet. Cami çok güzel gerçekten. Çivisiz cami. O da aynen Laleli Cami gibi ama oranın, o caminin kapısı yakışmıyor.
Hocam sizle daha önce de görüşmüştük. Şimdi o caminin kapısını biz eski şeyden kaplayacağız. Bu tarihi şeyden. Ay, evet. Yapacağız. Özüne uygun. Özü çünkü yok Büyükşehir tarafında da şimdi o camiye el atıldı. İşte o altlarına geçen yani arkadaş... sırıtıyor. O açıdan söyledim yoksa kapı kapıdır diyeceksiniz. Hem caminin o sırıtıyor hem de oradaki yapılması koruma altına almamız lazım dediler. Bu ağaçlara su vuruyor. Hem evet evet doğru çürüyor tabii. Çürüyor. Onun çürümesini önlemek için Büyükşehir'de parfor bahçeler şeyi kaldırılabilir de yükseğe de evet. Yapıyorlar şu anda. Yani, evet. Peki. Nereye geldik? Bir poliklinik. Poliklinikten evet. Ben bu sene şu anda bizi vatandaşlarımız izliyor. Hele ki gurbetten gelenler inanır mısın bu adaptasyon işte entegre hastanesi. Entegre evet. Burada Hacı Cevat abim, Eriş abimizi buradan bir kez daha Çatalpınar halk adına kendi tebrik ediyorum. Cevat Bey mi yaptı? Evet, teşekkür ederiz. Evet. Yaklaşık 400 bin liraya çıktı. Aslında bir kat istediler bu şeyi. O kendisi 4 kat yaptı. Bunun şu anda ikinci katı da şey oldu. 112 acile çevirdiler orayı. Ve 4 katı da mermerle kaplattırdı. Yerlerde boş bıraktık işlerini. Dediler ki ne lazımsa ona göre içinin bölmesini yapılır diye. Halk sağlığı tarafından bir kat istedi. O 4 kat yaptırdı burayı. Yaklaşık olarak da 220 metrekare her katı. 900 metrekare kapalı alanda. İsmini verseydiniz Cevat Bey'in. Hacı abi böyle şeyleri şey yapmıyor. Sevmez yapmış. Mi? Yok sevmiyorlar. O da bizim böyle konuşmamızı da şey yapmıyor. Yani diyor ki ya o... Ya bu bir teşviktir. Allah razı olsun. Birileri Allah, dua etmiştir. Kendisi bir de... Duyan kaç kişi dua etmiştir ona şu anda? Hacı abi inanır mısın? Ben akşamları buradan hocalarım da doktorlarımız var. Akşamları orada en azından yazları bir saat oturuyorduk biz. Her akşam 50-60 kişi geliyor. Bu insanlar hep Fas'ya gideceklerdi. Gelenlerin de yüzde en azından 80'i dışarıdan işte fındık toplumu gelenler. Yazın gelenler. Evet, evet. Yani gerçekten ben burada hem bakanımız sayesinde bu entegreler oldu. Burada ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani hastane olmayan 5 tane ilçeye bu verildi. Ama gerçekten bu ilk bu sene ben bunun faydalarını çok gördük. Çatalpınar halkı çok istifade etti. Hocalarımız çok yoruldu ama inanır mısın? Ben diyorum ki ayağım vurdudur. Buraya geldiğim zaman da feşimde geliyorlar diyorum da çok hasta vardı. Her akşam evet. 50-60 kişi. Ben Hacı Cevat Eriş abimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü aynı zamanda 12 dönüm arsayı İmam Hatip Lisesi'ne bağışladı. İçinde kapalı spor salonu, 100 kişilik yurt binası, işte bir Selçuk Eser camisi olacak yeri. O da ihaleye yatırıma alındı 2017 ve 2018'de. Buradan hem milletvekillerimize hem de bakanımıza, bütün Büyükşehir Belediye Başkanımız, dahil il başkanımız da, aynı zamanda il Milli Eğitim Müdürümüze de, çünkü emeği var. 3 tane projeden bir tanesi Çatalpınar'a. İmam Hatip. Yaklaşık 14 trilyon maliyeti olan. Yerine bu sene 1,5 trilyonu yılbaşı kılığına harcanacak. Diğeri de önümüzdeki yıl. Belki de 2019'un ikinci yarısı. Belki de ilk yarısı. Belki de faaliyete geçecek. Bir entegre. Şimdi sevgili başkanım, İmam Hatip'lere tabii büyük ağırlık veriliyor. Bu akşam onun yeri değil ama buradan bir teklif götüreyim de belki inşallah kabul ederler. İmam Hatip'ler sadece imam yetiştiren okullarından çıkarılıp İlim, bilim, fen, teknoloji, bu tip şeyleri de zannediyorum ders olarak koyarlarsa hocam zaten bir işimize yarar diye düşünüyorum. Artık, başka türlü ne işe artık, yarar mı? Artık İmam Hatip'ler öyle diyor hocam. Yani İmam Hatip'ler evet. Artık ara eleman da yetişsin. Mesela Türkiye'nin en büyük sorunu ara elemandır. Yani ara eleman bulamıyor. Şimdi İmam Hatip'lerden doktor da çıkıyor, avukat da çıkıyor. Yani artık yani İmam Hatip evet. Yani artık böyle bakmamak lazım. Eskiden sadece hani belki de bir din görevlisi olaraktan bakılıyordu ama son yıllarda hani gerçekten... Eskiden bir yere gidemiyorlardı ama evet, şimdi evet. Şu anda her taraftan evet. Bugün
tıp fakültesini kazanan da hukukçu, efendim savcılar, evet, hakimlerimiz, peki, doktorlarımız var, öğretmenlerimiz. Ben de. Evet. Evet. Şimdi OSKİ ve SU çalışmaları var. Onu da anlatalım da. Evet, ondan sonra projelere geçelim ki zaman zaman abdestimiz daralmaya başladı 15 dakikamızda. Şöyle OSKİ, ben biraz daha diyorum işte. Suyu şöyle arıtmaydı değil mi başkan? Bu arıtma değil. Bu su deposu. Su deposu, evet. Su deposu. Böyle Çatalpınar 3 tane yapıldı. Kıran Mahallesi, Haşal Mahallesi, bir de merkezin, bizim 200 tonluk merkezi, diğer mahallelerde 100'er tonluk su depoları yapıldı. Aynı zamanda arıtması da yapıldı. Ben hem sayın... Şurası büyük, arıtma. Evet. Bu arıtma. Bu arıtma, evet. Evet, bunların etrafları zaten peyzajı yapıldığı zaman da bu arıtmamız. İşte diyorum ya. Bu da sanat yapısı gibi olur o zaman. Olacak, evet. Yani şu anda diyorum ben OSKİ Genel Müdürümüz Sayın Fatih Bey ve ekibine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bizlere böyle bir şeyi yaptırdıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü bizim gerçekten Çatalpınar çok sorumlu. Bütün o şeyler ırmak kenarlarına akıyordu. Hatta bir değirmenin ayağı vardı. Hep değirmenin o kanalına akıyordu. Yani şu anda bunun sayesinde kurtulmuş olduk. Evet. Evet, Allah razı olsun. Kim bir metrekare yer yaparsa, kim taşı taş gün suyu aynı zamanda şu OSKİ'nin yatırımları hocam şöyle söyleyeyim. OSKİ, sudan bahsetmişken bize diyorlar işte niye televizyonda işte programa çıkıyorsun söylemiyorsun. Bizim bir de su yatırımımız, Korgan'dan gelen su yatırımı var. Gerçekten suda yazın, başkanımızın da dediği Büyükşehir Belediye Başkanı, 1,5-2 ay bir sıkıntı çekiyoruz. Yani şu anda merkezde su sıkıntımız yok ama bizim Korgan'dan gelen Karamza, Akkaya, Göller, Kolak istikametini besleyecek gerçekten suya ihtiyacı olan Akkaya ve Göller berdemiz, yani gerçekten kulağında suyu. Bu su çalışması 2018 yılında şu anda Korgan'ın hat merkezi geçti, boru döşenmesi. Böyle bir su çalışması var. Bir de suda şöyle söyleyeyim. Bizim işte Güneyce Mahallesi, işte dediğimiz gibi Şirinköy, Yeni Mahalle ve Karşıyaka gibi mahallelerimizde gerçekten su sorunları var. Bu su sorunlarında bütün projeler yapıldı. Bunlar köklü çözüm. Belki de geçici çözüm değil de geçici çözüm şu anda zaten taşımayla yapıyoruz. Yani takviyeyle. Ama köklü hepsinin projesi yapıldı. İşte Güneyce olsun, Şirinköy olsun, Yeni Mahalle ve Karşıyaka, Ortaköy'ün bir kısmında bir su sorunumuz var. Bu sene Karalsan'ın su sorunu çözüldü. Bunlar bütün, yani vatandaşlar şunu demesinler. Belki de bizim unuttuğumuz bir yer olabilir ama yani su sorunları tamamen ortadan kalkacak. Kalkacak. Tamam. Seneye inşallah, evet, diyoruz. İnşallah. Peki. Evet. Bir de altyapıya gerçi değindik ama. Evet. OSKİ'nin altyapı çalışmalarında bir eksiğimiz yok değil mi? Yok. Bizim şehir merkezinde bu sene işte Gündoğdu'da çalışması var şu anda. Bizim en son sanayinin altyapısını bitirdik. Sanayinin altyapısı bittikten sonra da Gündoğdu'ya çıktı. Bizim şehir merkezinde altyapı sorunumuzun %95'i sadece bir okul yanında, o da şeyden kaynaklanan, sadece Foseptli Çukur var Atatürk Ortaokulu'nun yanında. Diğer şeylerimizin hepsi şu anda arıtmaya giriyor. Peki. Şimdi acil nereye girelim? Projelerimize, 3 tane önemli projelerim vardı. Bunları da biraz hızlı anlatalım ki röportajlara gireceğim. Şöyle bir şey ifade edeyim hocam. Şifa suyundan başlayalım isterseniz. Bu şifa suyu, bu şu anda gördüğümüz bizim şifa suyu değil de bu... Kapalı otopark. Kapalı otopark. Doğru. Kapalı doğru, otopark yani. Ve üstü park. Yani evet. Olacak bir projemiz. Park ve meydan projesi demiş. Evet. Yaklaşık olarak da 4,5 trilyonluk bir devam proje. Devam et Sefat, diğer görüntüye geçelim. Evet. Bu hemen belediyemizin yan tarafında olan iki büyük dönüm. Büyük bir yer orası. Evet, evet. İki dönüm kapalı alan. Bu şifa suyunun projeyi çizdirdik. Başkanımız, Sayın Enver Başkanım da geçen şeyde bahsetmişti bizim 6. olan genel kurulda. Burada 9 dönümlük bir yerimiz var. Şifa suyunda. Gerçekten bizim Çatalpınar'ın zaten özdeşliği şifa suyu, ekmeği diyoruz hani, eti, ekmeği ve suyu. Suyu.
vatan dışarıdan misafirlerimizin geldiği en çok ziyaret edilen Şifasuyu bölgemiz var. Burada 9 dönümlük bir arazi üzerinde peyzaj çalışmasını yaptık. Bu projeyi Allah izin verirse yakın önümüzdeki hafta 3 tane projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sunacağız. Ben bu Şifasuyu'na çok kişi götürdüm. Evet. Duymuşlar, geldiler, götürdüm. Evet. Gerçekten enteresan. İşte suyumuz zaten mide ağrılarına özellikle çok iyi geldiğini söylediler ama bilmiyorum tabii onu şimdi böbrek taşlarını tahlillerini bilmiyorum yapılmış mıdır ama evet yapıldı hem kaymakamlık tarafından hem bizim tarafımızdan şifa niyetine evet. içildiği zaman da böbrek taşları ve hazmı kolaylaştırıyor su. Burada insanlar oturup çocuklarını rahatlıkla bırakıp da kendilerine dinlenebileceği bir yerimiz yok. Bir yer. Ama alanımız var. Bunu hemen yan tarafımıza attık. Asfaltın kenarı zaten burası. Asfaltın kenarı. Eğer buraya da güzel bir proje çizdirdik. İnşallah bu projeyi de bakanlığımıza sunacağız. Allah izin verirse de. Biz birincilik ödüllerimizden bir tanesini buraya kazandırmış olacağız. Şifasuyu. Park. Evet. Bir parka geçelim. Bu Şifasuyu'yla yapacağımız bir şey. Evet Sefak, diğer görüntüye geçelim. Var mıdır? Kaldı mı bize bir şey? Yine Şifasuyu'nun bu. Evet, Şifasuyu'ndaki bu. Evet. Evet. Aynı yer yine. Devam et Sefak. Evet. Hocam işte bu kapalı otopark dediğimiz 128 araçlık bu bizim... Şurası? Bu şey... Şu. Bu kültür merkezi. Kültür merkezimiz onun evet. Onun adına yapacağız. Evet, işte evet. Sizin de bahsettiğiniz az önce o Çiftsiz Cami dediğimiz yerin hemen yanı başında. Orada zaten bu da 13 dönümlük bir arazi üzerine. Yaklaşık 800 metrekare kapalı alanı ama 1 kilometre, 1000 metre şey üzerine kurulacak. Hemen yan tarafında da parkın içinde kurulacak güzel bir yer de hemen meydanda. Allah izin verirse bunun da projesi çizdi. Büyükşehir'de ihtiyaç, evet, ihtiyacımız ihtiyaç. Var. Bizim gerçekten böyle bir düğün salonu şu anda görünümü de böyle bir şey. Bu düğün salonumuz. Düğün salonumuz evet. Evet. Yani kültür merkezi. Kültür merkezinin çok içinde. Amaçlı. Evet. Bir parkımız olacak. Bir iş yeri. Yani, doğru. Çatalpınar'da düğün salonu yok ve istiyorlar. Evet. Evet. Herhalde Sefat bir şeyimiz kalmadı değil mi? İşte. Bir şeyimiz kalmadı. Çıkalım görüntülerden. 3 tane önemli projeniz vardı zaten. Evet. Birisi evet. Şifasuyu, kültür merkezi. Kültür merkezi, kapalı otopark. Kapalı otopark. O da çok geniş bir yer evet. İnşallah. Evet. Bu da kapalı o otoparkın da... üstünde park olacak. He, yani evet. Otopark ve park. Park. Evet. İşte üstünde... Kaç araçlık otopark orası? Şu anda 128 araç alıyor. Üstünde de lokanta ve kafeteryanın olduğu ve dinlenme... Şurası, evet. Şurası, evet. Alt çok ve üst güzel. Katı iki tane... Biz bunu da şöyle yaptırdık bu projeyi. Salı günleri burayı pazar yeri olarak kullanacağız. Yani evet. Projeyi öyle çizdirdik. Hem diğer günleri otopark olacak, haftanın bir günü yani kapalı pazar yeri olacak. Pazar yeri olacak. Ve üstü de lokanta ve kafeterya olacak, aynı zamanda park olacak üstü. Yani o sokaktaki pazar... Evet. Yani, görüntü alıyoruz. Peki görüntü teşekkür olsun. Ediyorum evet. Sevgili başkanım. Evet. Röportajlara bir acil geçelim Sefat. Bir dinleyelim vatandaşlarımız bakalım ne diyecek. Ne diyelim yani eksik. Vallahi tamamlanıyor galiba bilmiyorum artık. Yani her şey güzel olur. Yapılan işler güzeldir. Yani diyeceğim bir şey yok hayırlısı. Bekir İşnel, Kıran Mahallesi'ndenim. Bekir Bey. Şimdi bugün belediye başkanımızın çalışmalarını şöyle bir çektik, dolaştık hepsini. Siz nasıl buluyorsunuz çalışmalarını? Güzel. Yani şimdi şey olaraktan mesela bak şu altyapı falan görükmüyor. Evet. Şimdi vatandaş tabii ki yani daha halen kaldırımlar yapılmadı falan diyor ama şimdi oralar da yapılıyor. Evet. Yani kendi gücüne göre bu kadar güzel. Ben öyle görüyorum. Bu adamın çalışmaları normal, iyi. Evet. Gücünce, halince, gelene cevap veriyor, geçip gidiyor. Yani. Yapıyor ya, yani, normal, normal yapıyor. İsmim Eyvah Yol. Evet. Çatalpınar ilçesi Gram Mahallesi nüfusuna kayıtlıyız. Evet. Burada ikamet etmekteyiz. Büyükşehir'e bağlandık hep beraber. Ama
bazı sıkıntılarımız var. Mesela? Mesela. Altyapı. Kanalizasyon. Sıkıntımız var. Bahçemizin, fındık bahçelerimizin içine akmaktadır. Merkezde değil yani. Merkezde değil. Ha, mahalle yani. Olarak. Dış mahallelerde. Dış mahallelerde. İşte. Kıran mahallesi. Evet. Anladım. Yolda sıkıntımız var. Yol sıkıntımız var. Şimdi ben ilçemizi de severiz. Büyükşehirimizi de severiz. Mahallemi daha çok severim. Çünkü mahallemde yaşıyorum. Doğduğum, büyüdüğüm yer. Orada bir sıkıntımız var bizim yoldan. Efendim? Su sıkıntımız da var. Kendi getirdiğimiz bir mahallece beraber muhtarlığımızdan beraber muhtarlık döneminde getirdiğimiz bir suyumuz var. Yani 3 gün akıyor, 5 gün akmıyor. Burada bir sıkıntımız var. Yani bir. Su ve yol talebiniz var. Bir de diyorsunuz ki... Kanalizasyon. Kanalizasyon. Evet, köydeki kanalizasyon. Evet, evet. Bahçemizin içlerine akmaktadır. İlçemizde bazı hizmetler oldu ve oluyor. Evet. Mahallemizde de olacağına inanıyorum. Buna, zaman zaman tabii ki. Zaman aşaması. Devam ettikçe güzel şeyler olacağını hissediyoruz. Ve... Başkanımızın arkasındayız. Büyükşehirde olmak işe, büyükşehirde içinde olmak dolayısıyla bu yetkililerden bir hizmet bekliyoruz Allah izin verirse. Mahalle Şener, Kıran Mahallesi'ne ikamet ediyorum. Hep Kıran Mahallesi. Evet. Eyüp Bey'in dediği gibi mahallemizde altyapı sıkıntısı var, yol sıkıntısı var, su sıkıntısı var. Belki zaman zaman bu büyükşehir bu işleri bizim belediye yardımcı olaraktan belki yapar diye umutlanıyoruz. Tabii. Yaşar Eriş. Yaşar Eriş. Ha, Erişlerden, Muhasin Erişlerden. Peki. Evet. Belediye başkanımızın çalışmalarını soruyorum. Nasıl buluyorsunuz? İyi, güzel. Evet. Güzel. Bundan iyisi can sağlığı yeter. Evet, peki sıkıntınız nedir desem Çatalpınar abi şu an neredesiniz? Bırak sen, eli işine karışma sen. İyi kardeşim, bunda sıkıntı falan yok. İyi. Büyükşehir'den de Allah razı olsun. Çalışalım, güzel. Büyükşehir'den. Ben Büyükşehir'den hiç memnun değilim. Değilim. Ha, yok yani minibüsçü olsam da olmasam da Büyükşehir'den memnun değilim. Memnunum. Değilim. Değilsem değilim. Değilim. Doğru. Evet, peki. Değilim. Teşekkür ederim. Sebebini sormuyorum. Sebebini sorsan da yani Büyükşehir'in yapmış olduğu hiçbir şey yok. Halka yükten başka bir şeysi yok. Evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne altyapı çalışması var, ne yol yapma çalışması var, ne herhangi bir çalışması. Hiçbir şeysi yok. Gözle görünen de bir şey yok. Büyükşehir ve belediye başkanımızın çalışmaları şu anda orta derecede. Yani ne iyi ne kötü. Kötünün iyisi diyebiliriz. Fakat benim belediye başkanımdan tek bir ricam var. Çevre adına, kendi şahsım adına değil. Çatalpınar Bey. Çatalpınar. Peki. Yani bir kalıcı hizmet olarak buraya en azından 1-2 yıllık bir üniversite getirirse gelecekte adı ve namı adına güzel bir şey, kalıcı bir eseri olmuş olabilir. Ama bu gidişle de bu halkın %87-90'lık oyuna karşılık şu anda yapılan bu hizmetlere de ben kalıcı bir hizmet, yani başkanımızın kalıcı bir hizmeti diyemem. Ordu Çatalpınar Terimli Mahallesi'nden Davut Eşiklik. Evet. Öncelikle başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza saygı duyuyorum. Terimli Mahallesi'nin yollarını bizzat. Çünkü özürlü mağdur olan insanlar var. Mağdur olan insanlar var ve 1 yıldan beri yapılmıyor. Arkada gördüğünüz gibi babam. Özürlü arabası var ve bu araçta da oraya çıkmak büyük bir sıkıntı oluyor. Kime mail attıysak, kime söyleyecek ama yapılmıyor. Nedeni ne yani? Bunun bir açıklaması var mı? Yani. Şu özürlü arabası da çekerseniz daha güzel, daha memnun oluruz. Abicim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Allah'ım, sen nasılsın? Allah iyilik versin. Bak oğlun diyor ki, evet. Yollarımız yok diyor. Yani ben gidip geliyorum ama babam gidip gelemiyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Vallahi yollar çok bozuk. O mahalleden buraya gelince şu motorumun halini görüyor musun? Sağ motorun parçalandı, gitmiyor. Sen birine çarptın mı yoksa? Yok, yolun bozukluğundan. Yollar bozukluğundan böyle gidip gelemiyor. Siz engelli misiniz? Engelliyim ben. Engellisiniz. Yüzde kaç? %82. %82, evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani, bakım... Ama bir yerlere bağlısınız. Yani. Bağlıyız. Bir yerlere bağlıyız. İşte bağlıyız da şimdi emeklilik var. Bağkur'dan emekliyim yetmiyor. Emeklilik yetmiyor. O yüzden... Ücreti alıyor musun? Alıyorum. Hadi. Şimdi 90 kiloyla ufak bir motor küçük olduğu için rampada bir de asfalt olmadığı için her ay bunun biz 300-400 lira
şeyini yaptırıyoruz. Altı çuval üzerinde değil ama para yapmadı fındığımız. Yapmadı değil mi? Yapmadı. 8,5-9 arası oynuyor. Çakıldak fındık ama. Yağlı falan 8 lira. Eski fındığa hiç bakan yok. Belediye başkanımız ne bileyim şöyle yavan az ama idare ediyor yani. Suyumuz yok köylerde. Büyük şehir ama orada da çıkmıyor bizim suyumuza. Köy susuz kalıyor şu anda. Akşamlar işten eve gidiyoruz. Yani ırmaktan geçip suya dalıp öyle çıkıyoruz. Suyumuz yok. Abi biz aşağı yukarı kaç senelerden beri belediye altında diyoruz. Biz daha bir sudan hizmet görmedik. Neresi? Bizim Çatal Bunay Güneyce mahallesi abi. En köyde susuz memleket olan mahalleler içerisinde bizim. Biz mesela yazın millet buradan göç ediyor. Fas'a, İstanbul'a, Ankara'ya. Susuzluktan köyü hep terk ettiler. Köylü komple susuzluktan köyü terk etti. İçmeye su bulamıyor. Orada inek bile susuzluktan çattı ya. Geçen telefon açtım. Belediye başkanına su gönderdi dedim. Telefonu kapadı ya. Çatalpınar'da esnaflık yapıyorum. İsmim Ali Ahtike. İlçemiz belediyesi Büyükşehir'in yardımıyla bir takım güzel kalıcı hizmetler yapmıştır. Bunun içinde Keçili yolumuz var. Evet. Şirinköy grup yolumuz var. Şu an Korgan'a çiftler bağlantı yolumuz var. Büyükşehir'in sayesinde. Güzel şeyler oluyor. Geçen yıl ihalesi yapılan su ilçemizin merkezinde altyapı bunlar da tamamlandı. Şu an ilçemizin ana caddesi Aybastı Caddesi'nde kaldırım çalışmaları yapılıyor. Bunlar güzel şeyler. Yani Büyükşehir'le beraber el ele güzel şeyler oluyor inşallah. Peki sizin de bu da eksiktir diyebileceğiniz bir şey var mı? Şu an kalıcı olarak okul eksiğimiz var ilçede. Yani 2 yıllık olur. Şu an bir İmam Hatip projesi var. 2018'de inşaatı inşallah başlanacak. Bir iş adamımız yerini falan hibe etti. Sağ olsun, Allah razı olsun. Onun haricinde işte değişik fen liseleri falan da bir yüksek olabilir inşallah. Şimdi sevgili başkanım, gördüğüm kadarıyla evet, hepsini duydunuz. Şimdi özellikle Kıran Mahallesi, bir de engelli vatandaşımızın şeyi, evet, bir de 2 yıllık Terimli Mahallesi var. Kısaca zamanını fazla almadan, çünkü saat 10'da program giriyor. Ben buyurun. Şöyle söyleyeyim, mesela engelli vatandaşımızın o da haklı. İşte evet. Çamaş grup yolunun giriş mevkiisi bu. Zaten bu yıl tamamlanacak. Zaten 400 metre bir alan yapılması gerekiyordu. Çamaş grup yolunda sıcak asfalta kavuşacak yani. Yani bu kardeşimiz o dertten kurtulacak. Rahatlıkla. Zaten bir kısmı asfalt, sıcak asfalta kavuşacak o köprüyle beraber. Şimdi saat yapısı bitti. Terim Mahallesi'nin girişi. Yani diğer şeyde şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki su, mesela Güneyce Mahallesi'ndeki vatandaşlar hani şuna katılmıyorum yani. İşte telefonu kapatıyor şeyi. Benim telefonum herkes bilir yani. Güneyce Mahallesi gerçekten sorunu olan. Çok rahat ulaştığım tek belediye başkanı. Yani biz o yönden şeyimiz evet, şeydir. Ben şunu belirtmek istiyorum. Hem Güneyce Mahallesi'nde yol çalışması var. Şu anda büyükşehirimizin. Biz yakın bir zamanda Yeni Mahalle Karşıyaka'ya, yani oraya da makine girecek. Aslında bizim daha işte bir sürü 35 kilometre satıyı kaplama asfalt vardı. Burada zaman da yetmiyor buna anlatmaya. Bizim bütün mahallelerimizde işte Keçili Düzmeşe, Babuçya, işte dedik Akkaya, Karasan, Ortaköy gibi mahallelere, Devük Mahallesi'ne ve İskender Mahallemizde biz yaklaşık olarak da Terimli ve Elmaköy olmak üzere 35 kilometre satıyı kaplama da asfalt yapıldı. Yani. Evet. Başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradan, ağzına diline sağlık. Buradan bütün grubu... Gördüğüm kadarıyla memnuniyetsizlik çok az, o kadar da olacak diye düşünüyorum. Evet. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet. İyi ki geldiniz. Açık gönüllülükle projelerinizi anlattınız, çalışmalarınızı anlattınız. Veda edelim efendim. Ben buradan hem gurbetteki vatandaşlarımızı bir de şunu da belirtmek istiyorum. Ordu Tanıtım Günleri
biz onları yine İstanbul'da onlarla beraber olacak. Buradan da onlara bir kez daha belirtmek istiyorum. Onları orada tanıtım günlerinde Çatalpınar'da Ordu'nun tüm ilçelerindeki standartlara ayın 12'sinde başlayacak. Bekliyorum. 12, 13, 14, 15. Evet. 3, evet. 4 gün. Ben buradan hem bizi ekranların başında izleyen Çatalpınar'da ve gurbetteki bütün vatandaşlarımızı saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepsine iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, bir başkanla baş başa programının daha sonuna geldik. Efendim hoşça kalın, dostça kalın. Tomato Başkan'la baş başayı sundu.